Son duyduğumda film yıldızlarına kağıt oynamayı öğretiyordu. Neden? Hemen bir plan mı yaptın? Anlıyorum, evet. Bakın size ne diyeceğim. Eğer ödeme nakit yapacaksanız minibüs başına mesela 16 bin... Bir tür iş adamı. Daha çok Avrupa'da çalışıyor. Belli belirsiz biri. Biraz soruşturdum. Silah tüccarı olduğu söyleniyor. En büyüklerinden biri. Zerka. Evet efendim. O sahi mi? Size küçük bir tüyo vereyim. Yerinizde olsam Terry Benedict'e fazla borçlanmam. Hiç şakası yok. Şu anda aklıma gelen işler... Boski, Jim Brown... Bayan Daisy, iki Jethro ve Leon Spinks. Ve tabii Büyük Ella Fitzgerald'ı da unutmamak gerek. Bu işe gereken parayı nereden bulmayı düşünüyorsun? Kasamızı ele geçirmiş olan bombalı üç adam var. Memur Brooks, ben Danny Ocean. 24 saat içinde sizinle bağlantı kurmam söylendi. Hayır efendim, başımı belaya sokmadım. Hayır efendim, içki içmedim. İyi günler Bay Escalante. Yoksa size Bay Cattle mı demeliyim? Siz bir süre önce New York eyaletindeki Tropicana Desert Inn hapishanesinde bulunmuş olan Frank Cattle'sınız. Öyle değil mi? Dominique adresinizi verin. Elimde kalan birkaç mobilya var. Size göndermek isterim. Ha, sadece meraktan soruyorum. Siz dahiler soymak için hangi kumarhaneleri seçmiştiniz? Çoğu durumda bu pek önemsenmez. Çünkü nükleer bomba zaten elektriğe ihtiyaç duyacağınız bütün aletleri yok edecektir. Mandalda ona benzer bir elektromanyetik etki yaratır. Ancak... bombalarınki gibi ölüme ve hasara yol açmaz. Bir de iyi haber olduğunu söylemiştin. Bekliyorum hayatım. Sadece bekliyorum. İyi başla. Seni bekliyorum. Ne istiyorsun? Gazla küçük kız. Tıpkı küçük bir kız gibisin. Sakin ol, tamam. Tamam Bay Serga. Çantanızın içinde tehlikeli bir şey olmadığından emin oldum. Bu yüzden sözü geçen çantanın sadece 24 saat boyunca güvenli kasama konmasına izin vermeyi kabul ediyorum. Ama çanta kasaya götürülürken ne yazık ki... Sakın benim için geldiğini söyleme. Yine bir iş çeviriyorsun, öyle değil mi Danny? Şunu kafana iyice sok. Ne yaparsan yap, beni geri kazanamayacaksın. Sol. Döndüğünden beri çok tuhaf davranıyoruz. Danny ne istiyormuş? Şu anda Yen gruptan kopmuş, korkmuş, paranoyak bir halde. Ama iyi bir nedeni var. Komik olmayacak kadar üzücü. Çolda kullanalım. Neyse. Talula sünger battaniyesini kırmızı kulübede bırakmış. Tamam. Senden bir ricam var. Al. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Teşekkür hemen ederim. Hemen Marcus'u ara ve Louis'i bulmasını söyle. Böylece tamam. Oraya birini yollayıp battaniyeyi aldırabiliriz. Tıpkı hayallerin gibi. Arkadaşların adını unutacak. Senin hikayelerini kendi hikayeleriymiş gibi anlatacaklar. Sahibi kaybolduktan sonra hikaye neydi? Hiçbir şey mi? Karşında kim var sanıyorsun? Her şeyin bir bedeli vardır. Bu bilginin bedeli kesinlikle çok büyük. Beynimi kapatamıyorum ki. Ben böyle. Bir yere gidince tek yaptığım açılara bakmak. Benim işim bu. Hep bunu yaptım. Çok seviyorum. Topluma girmek için ilginç bir yöntem ki hatırlatırım bu senin fikrindi. Yani evi boyatayım mı bırakalım? Bir dakika. Hepimizin uzmanlık alanı başka. Biz olmasak planı gerçekleştiremez. Arkadaşım Fred Bettkelly. Kimsenin tanımamasını tesadüf mü sanıyorsunuz? Tabii tesadüf değil. Bunun tek bir açıklaması var ve ne olduğunu biliyorsunuz. Söyleyeyim, bu resmen komplo, dolap, yardak... Hepsini harcamadım ama harcayacağım. Ben yokum çocuklar. En yaşlınız olarak itiraf etmeliyim ki bunu yapamam. Bu yaşta... Damat olduğumu ve bir konuşma yapmamam gerektiğini biliyorum. Ama kurallar umurumda değil. Çünkü aileme... teşekkür etmek istiyorum. Anneme, babama, geri amcama... Evet, birlikte yaptığımız bir işti. Gruba birinin ismini takmak nereden çıktı bilmem ama bana biraz bir sahiplenme gibi bir dakika, geldi. Bir bu dakika. İşi 12 yaşımdan beri yapıyorum. Ayrıntılarla çok uğraşıyorsun. Yetki vereceğin adamlar bulmalısın, yoksa kendi hayatın olmaz. Bu gibi hırsızların peşine düşmek için geleneksel yöntemlerden daha fazlasına ihtiyacımız var. Onların düşündüğü gibi düşünüp, onların gördüğünü görmek için... kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Evet var. Ona bu işin söylediğimin iki katına patlayacağını söyle. Ve katmanların kalınlığını üç katına çıkaracağımı söyle. Ve bunu yarın istiyorsa iki katından fazlasına patlayacağını söyle. Vanderbilt bunun imkansız olduğunu söylüyor. Sistemin son 9 adımını kendi programlamış, kurmuş ve bir daha evden çıkmamış. Aha, yapmayın Bay Ocean.
Gelecek çarşambaya kadar 97 milyon doları nasıl bulacaksınız? Özellikle de o zamana kadar açacağınız bütün kasalar boş çıkarsa. Ama tabii teklifimi kabul eder ve kazanırsanız... Sonunda Vodka Tony'ni tepsiye vurdu ve dedi ki... Hey, belki de bu yüzden son zamanlarda içim ısınıyor. Ne tuhaftır ki bütün sorunlarımızın çözümü Clure tarafından sağlanacak. Şimdi tek yapmamız gereken... O cam kutunun içine girmek ve onları taklitleriyle değiştirmek. Hayır, hayır, hayır. Rusty değil. Ben zaten içerideyim. Ben daha farkına bile varmadan her şeyi yoluna koymuşum. Pepperidge rolüne kendimi o kadar kaptırdım ki düşünmüyorum, hareket ediyorum. Ben oyum. Ve bu işi hemen bitirmek isterim. Özel haklarla. Bu güzel domino masasını Tunika'ya koymak istiyorum. Ama bu benim başıma gelmeyecek. Ben hala avlanabilirim. İşte bu. Bu benim şansım. Bu şehirde bir şansım vardı. Bir lokantaya girerdim ve dolu olsa bile bana hemen bir masa ayarlanırdı. Arabanı ben sürerim. Berberden çıkarken yakalarım. Hayır, hayır, hayır. Bak, kutunun ve alarmın bağımsız güç birimleri var. Ve aynı numarayı iki kez yapamazsın. Başka numara denersin. Bay Bank, eğer bir oyuncu ilk turda 5'in bir katını bulabilirse... ...o kazanmış sayılıyor. Kar payı 1'e 5. İntikam işleri bu yüzden asla yürümez Daniel. Kendini kurtarman gereken bir duruma sokarsın ama gidemezsin. Böyle ölür ya da hapse düşersin. Tamam. Ana karıştırıcıya giden tüm tepkileri tekrar ayarladım. 21'de alabileceğiniz en iyi sonuç 21'dir. Ah, 18 ayım olsa, başka işim olmasa, bir görev veya kadın zamanımı almasa belki de olabilirdi. İcra şartlarına uymadığınızdan dolayı bazı sorunlar yaşadığınız apaçık ortada. Ben yapmam gereken diğer işler vardı ya, hepsi tamam. 18 para babası var. Adamlarıyla konuştum. Menajerleriyle konuştum. Yardımcılarıyla konuştum. Hepsi ayrılıp gidecek. Ne olduğunu bilmiyorum efendim. Çok büyük oynayan iki düzine oyuncumuz hiçbir açıklama almadan kaybettik maalesef. Aramızdaki anlaşma değişiyor. Değişti. Aslına bakarsan anlaşma yok. Kumarhanedeki bütün permütasyonları, koyulan bahisleri ve her koltuğu gözden geçirir teker teker. Salondaki güvenlik kameralarına bağlı, insanın göz bebeği genişlemesinden bir kazancın beklenip beklenmediğini bile anlayabilir. Bu adam Lenny Pepperidge, diğer adıyla Pepi Lenny. Diğer adıyla Sheldon Pills. Diğer adıyla Küçük Timmy, Hartwell bir dolandırıcı. Tamam, ben Damshink ve iştahya mantarlı tempura alayım. Ve bir maden suyu. Ve biliyor musun, aynı şeyi binlerce kez yaptım. Her yakalandığımda durumu atlattım ve 3 yıldır bir daha hiç yakalanmadım. Şartlı tahliye edilene kadar her şey tıkırındaydı. Kusursuz. Hala onu seviyor. Her yıl kentte bir araya geliyorlar. İngiliz mi? İrlandalı. Aynı zamanda vergi dairesine 5 milyon dolar borcu var. Bak Debbie. Bazen bunun işe yarayacağını bilmek bile inan yeterince tatmin edicidir. Bunu yapmak zorunda değilsin. Londra'da bir tane açılıyor, Tokyo'da bir tane açma planım var. Los Angeles için görüşüyoruz ama mantıklı olacağından emin değilim. Biraz ikinci plan. 10 yıl Papa'nın güvenliğini yürütmüş ve sonuçta hiç Papa kaybetmediler. Yuri Eşel, eski Mossad ve Ordu Özel Kuvvetler Elit Komando timinden. O kesin suikastçıydı. Evet, şey soracaktım. Metro kartı alabilir miyim diyecektim. Çünkü neredeyse her gün Queens'ten buraya kaykayla geliyorum. Bir metro kartı... alabilir miyim? Evet hanımefendi, bir şey çalmayı planlıyorsanız bir an önce temizlemeniz gerekiyor. Çünkü şu anda kız kardeşim bile size ekleyebilir. Vücudu güzel, dudakları da. Çok orantılı. Bambi gibi gözler. Evet, çok şey taşıyabilir. Evet, belki ona biz, belki... Madem konu ortaya çıktı, evet, bu doğru. Ben Cartier'in ödünç vereceği bir kolye takacağım. İsmi Tucson ve bu mücevher 50 yıldır kasada saklanıyor. Ve ben çok heyecanlıyım. Alabilir miyim? Eşya bulundu. Tamam. Hemen geliyorum. O kolye ile ilgili bazı lojistik sorunlar var. Biz nasıl sigorta yapabileceğimizi bilmiyoruz. Rica ederim. Rica ederim. Anne. Olamaz. Akşam yemeği hazır mı? Masalarımız biraz kısıtlı. O yüzden yerin burası olacak. Beyler. Ben Safkan yarış atının öğütücüye atıldığını gördüm. İnsanlar sigortacıları atlatmak için çok ince planlar yapar. Bil ki fişiniz yanınızda mı? Ancak fişi görmem gerekiyor. Kullandığınız kredi kartı yanınızda mı? 6. kattaki müşteri hizmetlerini deneyin isterseniz. Neler olduğunu biliyor musun? Peki ne kaybetmişler? Elmas. Elmas mı? Gerçekten bakın, mi? Elmas bakın, için mi bekliyor? Kendisi vefat edince bana kaldı. Bir İsveç prensi bunu ona çiçeğini koklaması karşılığında vermiş. O kolyenin değeri tam olarak 150 milyon doların üzerinde. Ona bir bakıp sonra hemen geri döneceğiz.
Söz veriyorum.